Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne. Annem Hanım Kol 6.4.2020 tarihinde fenalaştı. 112 ekibi arayarak ambulans istedik. Gelen 112 ekibi hastanızın herhangi bir şey yok deyip psikolojik deyip gittiler. 6.5.2020 tarihinde annem tekrardan fenalaştı. 112 ekibini tekrardan arayıp ambulans istedim. Gelen 112 ekibine annem ishali, baş ağrısı ve boğaz ağrısı söyledim. 112 bana verdiği cevap annenizin her şeysi normal. Psikolojik dediler. O zaman bir serum yapın dedim. Onu da yapmayıp üstüne laf atıp gittiler. 6.6.2020 tarihinde annem tekrardan fenalaştı. 112'ni arayarak tekrardan ambulans istedim. Gelen sağlık personeli annemin durumunun iyi olmadığını söylediler. Acil bir şekilde ambulansa alıp oksijen verdiler. Annemin oksijeni sendriyumu 45. Acil bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi acil servisi kırmızı alana aldılar. Çekilen BT stok sonucunda annemin COVID-19 sebebiyle hayati durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakım ünitesine yatırmamız gerektiğini söylediler. Annem şu an yoğun bakımda, ünitel ve hayati durumu kötü. 6.4.2020 ve 6.5.2020 tarihinde gelen 112 ekibinin ihmali yüzünden şu an yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Gereken yasal işlemin yapılmasını arz ederim. Bir de benim kendi açıklamam var. Yani kendi yazdığım duygularım var. Şu anda ekleyip annemin hiçbir şey olmayıp bize bunu rahatlıkla söyledikleri için ben ve ailemde mühim bir şey olmadığını düşünerek anneme yakınlık kurup ona destek olduk. Şu an ben ve çocuklarım psikolojik olarak bir çöküntü yaşıyoruz. Annemin durumunu mu üzüleyim, ailemin COVID-19 riskine mi üzüleyim bilemedim. Ben ailemin mağdur olduk. Biz bunu yaşattılar. Başkası yaşamasın. Kesinlikle bu konu hakkında tüm yasal süreçlerin başlamasını talep ediyorum ki sağlıkçılara verilen tüm imkanları ben ve ailem sonuna kadar destekledik. Biz onlara kendimizi emanet etmişken bizi bu duruma düşürmelerine gerçekten çok üzüldük. Yani şu anda devlet büyüklerinden ricam bu konu hakkında üstünde dursunlar. Yani bari bunu bize yaşattılar, başkasına yaşatmasınlar. Lütfen.